3,5 dakika vermişler. Neyse şeyi ben tepik olayım videosunu merak ettim bu arada. Onu izleyeceğim. Nasıl başlayalım bölümü bilemedim. Vay! Kardeşim! Ne haber Gözde? Merhaba. Merhaba mı desek ya? Kanıma hoş geldin. Ecik hoş geldin. Vay! Orhan kardeşim, ha. Anıl kardeşim. O zaman... Tuna Bey 50 lira yollamış. Başkanın yanlar yeni evin hayırlı olsun. Sağlıklı, mutlulukla güle güle otur inşallah. Teşekkür ederim inşallah. Abi emaneti koy ya. Aynen. Hey. Ciddiyetimizle takılalım ya. Otoncuğum. Vay kardeşim. Yok yeni. Ha. Ne yaptın? Garip şeyler. Ne yaptın? Yedin ha. Ne oldu şimdi? Şunu abi şöyle bir... Vay! Karaku! Bizi neler edeceksin? Şimdi Yaren'cim. Ben yemek gideceğim. Midem şu an boş. Bana zaten... Yaren'i o kadar tanımıyorum. Karar verme tamam mı? Aldım ev abi. Ev mi ev almadım oğlum amına koyayım. Ev kiraladım. Yarın kiralayacağım. Sözleşme yarı yapacağım. Biliyorsun ki biz uzun zamandır hep lezzetli yemeklere tepki verdik. Evet. Hatırlarsın o böcek yediğimiz, acı sos yediğimiz, kıvrandığımız zamanları, o güzel zamanları hatırlıyorsun. Şimdi yine o tarz bir bölümümüz var. Ben çok mutluyum. Seviyorum yani. Sen de seversin. Hı hı. Ne yiyeceğiz ne? Yediğinize bin pişman edecek yemeklere tepki bölümümüze hoş geldiniz efendim. En azından artık bunu açıkça söylüyorsun. Önceden bunu da söylemiyordun. Şöyle. Red Captain 100 lira olamış. Dün Ecem'in yayınına gelerek Ecem'i de bizleri de çok mutlu ettin. Umarım hep bu mütevaziliğinle kalırsın. Kral adamsın. İyi yayınlar kolay gelsin. Eyvallah gerçekten kardeşim. Çok enteresan yiyeceklerimiz var. Ne çok demek her zaman. Hepsi birbirinden sağlıklı. Kalbim! Soldu. Çok kötü oldum. Elim biraz ağırdı. Kusura bakma. Kendimi dövdüm az önce. Burak şuradan bir şey hareket ediyordu. Siyasi ödüm koptu. Aa. İlkiyle başlıyoruz efendim. Hadi abi başlayalım. İlkinin adı Vegemart. Efendim? Mediamart. Vegemart. Ay bu şey mi ya? Abi bu yer bir şey ya. Ben bunu biliyorum galiba. Biliyor musun bunu? Evet. Ne? Kabından belli. Arı. Bu ne abi? Bak üzerinde bir not yazıyor. Diyor ki bundan nefret etmeyeceksiniz, bunu seveceksiniz diyor. Aa şeker oranı çok az. Ve karbonhidrat yok içinde. Oha! Protein oranıyla lif oranı çok yüksek. Ya bunu işte böyle şey falan diye yediriyorlardı bana çocukken. Sağlıklı falan böyle ilaç falan nefret ediyordum ben bundan gerçekten. İğrenç bir şeydi. Oğlum ben hiç böyle bir ürün bilmiyorum ya. Açıyorum. Abo. Nasıl? Ya balık kemiği gibi kokuyor. Bu koku bana çok tanıdık. Tanıdık geliyor evet. Pekmezden andırıyor bu biraz. Bu ne biliyor musun? Ne? Pekmeze benziyor. Malta özü bira yapıyorum ya. Bira böyle kokuyor. Adam bira yapıyormuş lan. Kokuyor işte aynen zaten. Aynen öyle abi. Şimdi hemen bilgisi verelim. Arpa ve buğday ekstraktı ve bira mayası ekstraktı ile yapılan kıvamı yoğun Avustralya özgü bir marmelat bu. Genellikle kahvaltılarla tüketilen bir marmelat. B vitamini açısından çok zenginmiş. Şöyle abi, tabii bunu biz bu şekilde yemeyeceğiz. Baktığında. Ekmekle yiyeceğiz. Özel bir sunum ile efendim. Oo, teşekkür ediyorum efendim. Şöyle getiriyorum. Oh, çok kibarsınız. Buyurun. Aa, güzel. Sürmüş lan. Oo, çok koymuşsun oğlum. Bu kadar koyulacak bir şey değil. Buna böyle çok çok az koyuyorlar. Vay! Şaşırttı beni. Bak bundan hakikaten keyif alabiliriz. Büyüyor Allah. Arkadaşlar kızarmış ekmek. Kızarmış ekmek üzerine tereyağı. Böyle ekmeğin, taze ekmeğin içini, en hamur kısmını alacaksın. Nutella'ya böyle sokacaksın kaşığı. Bak bıçak değil kaşıkla. O böyle tombik böyle üstünde tepeleme. Onu böyle buraya sürteceksin. Niye yiyeceksin? Üzerine de bu marmelatı sürdük. Sen şu tepsiyi alalım da. Ooo yok lan. Onun koktuğu gibi değilmiş. Ne yapıyorsun? Burak. Beni de ver. Ne? Beni de ver. Oğlum tatlı olmasın lazımdı bunu. Çok tuzlu lan bu. Evet. Oo. Kötü ya. Kötü abi yemeyin bu yani. Ben bunu yerim. Yer misin? Ama çok tuzlu. Bunun üstüne reçel falan sürersek anca tolere edebilir.
Oğlum buna sen mi tuz koydun? Hayır. Kendisi bak, güzel. Bak tuz oranı biraz daha azaltılırsa güzel gider. Oğlum biraz daha mı? Ama şu an çok tuzlu zeytin ezmesi gibi. Adamın oğlum, rengi attı. Sürmüş gibi ekmeğin üzerine. Su versene ya. Ben bu kadar kötü olacağını tahmin etmedim. Bir de marmelat deyince tatlımış. Yemek yok. Ben hepsini yemişim oğlum. Olur tabii canım. Hayır. Kusacak. Hiç sevmem. Abi her saniye farklı bir ses geliyor. Ya lan gerçekten midemi kaldırdın yani. Çok kötü. Böyle ilk başta güzel sonra çok kötü ama yani. Yedim bitirdin yarım kilodan. Twitch'ten kesitler sayfası olarak seni çok seviyoruz abim yayınlar. 30 lira yollamış. Burak çok kötü. Niye böyle bir şey dedim ki ben şu an? Çünkü yedikten sonra pişman eden yiyecek işte pişman. Oğlum kıza Baturay deyip durmayın ya. Oğlum şu an. Yok yok. Oğlum sen niye gaza geldin lan böyle? Oo. Oğlum adam gerçekten aç demek. Ben bunu yapamam yani kendi. Gerçekten ekmeğin üstüne sürüp mü yiyorlar? Tabii oğlum evet. Konuştukça... Wow. Ne oldu yiyordun sen de bu gitti. Çok. Wow. Çok merak çok ettim kötü. Tadını güzel. Ya. Bir an... Kötü değil de çok tuz. Abi... Lezzet. Evet. Oo aşağıda bir sürü şey var. Salmiakki, Marmite, Dikurika. Bir 5 vereyim şimdi. Ne kaç puan vereyim bilmiyorum. 3 puan veriyorum. 3 mü? 3 puan verdik sıradakine. O da faydalı olduğu için yani hani bu... Tabii canım. Mesela çocuğuna versen çocuğun sana baba demez. Ya bu arada benim babam da çocukken biri tahin pekmez ki şu an çok severim. Nutella'nın içini boşaltıp tahin pekmez koyuyordu abi. O ilk... Hevesle gidip aa Nutella varmış deyip içinden bir öğüt diye alıp uğradığım şoku asla unutamıyorum yani. Çocukluk dramam gibi bir şey. Yıllarca o yüzden tahin pekmez yiyemedim. Neymiş efendim sağlıklıymış. Ya ver Nutella'dan bir kaşık arkadan ondan da ver yani. Ya abi 200 IQ falan değil. Bak ömrüm boyunca soğudum ondan ben mesela. Baba Ryan'a buradan sevgiler. Afiyet olsun. Bu ne? Bırakın. Bu ne? Karayüzüm abbesi. Abi rengi bu renk olan bir şeyden nasıl hayır gelebilir ki zaten? Abi senin gülü şeker o ya şeker. Abi senin gülü. Galiba biliyorum at bunu. At şeydi bunu bu. Galiba biliyorum bunun tadını ben ya. Çikolataya benziyor. O anason. Meyan kökü. Meyan kökü karbonat. Karbonat? Şey yaş yivata esprisi yaptı. Ya. Ne amutin kunti şeyler buluyorsun Burak ha. Bunun adı salmiakki. Which is? Oyuna geçebilirsin rica etsem. Tabii Gökay'cığım bekle hemen. Alt F4 oyun. Oğlum bir sal lan. Which is şöyle. Bu oyundaki tuzlu geçeceğiz. Bir meyan kökü. Yeter artık tuz. 1930'larda Finlandiya, Norveç, Danimarka, İsveç ve Hollanda'da pastil olarak üretilmiş. Pastil. Finlandiya'nın geleneksel pastil. Şekerlemesi olarak biliniyor. Geleneksel yani. Şekerleme. Şekerleme. Vodka, çikolata, dondurma ve eti tatlandırmak için de kullanılıyormuş bu özüt. Can sen de isteyip bunu hepsini ağzına atıyorsun, şeker gibi yiyorsun abi. Parça parça değil. Bunun tadı öyle gelir yani. Tamam. Kardeş payı. At, atmıyorsun tamam. Atmıyorsun ki ben de. Aslı, sen ne yapıyorsun aynısını yapacağım. Arap belanı versin. Ülke olmak istemiyorum. Ben ne olduğunu anlamadım şu an. Lütfen anlayacaksın. Tükürük rol, tükürük. Tükürük mi? Aa ben yedim ama meyan kökü çok kötü tadı hadi var. Hadi hepsi içine gitsin ya. Abi iğrenç tadı var ya. Sen Ahmet Botan Çebi değil misin oğlum? Atıyorum lan. Oh. Rakı var bunun içinde ya. Ulan şeker diyorsunuz şekerli olsun. Tuz niye var? Tuz tadı almıyor musun? Çok az alıyorum da geçti şu an tuz. Bana da başka şeyler gizmeye başladı. Evet. Bana böcekleri alım sattı. Kötü hissettim şu an. Şu an hiçbir şey hissetmiyorum biliyor musun? Hayır tadını almadım. Yakılmayacağım. Ben kurumu hala sevildi. Ya bilmiyoruz ki tadlarını. Böyle... tükürdü. Abi evet ya. Evet ya. O tat geldi yine ya. İğrenç bir tadı var ya. Çok mu evet, dişime yapıştı. Çıkmıyor. İğrenç bir şey. Pastel gibi ama.
Oluyor oğlum. Pastil gibi. Hayır. Aa, baka sarıya yiyeceğim. Ya gülüyor. Gülüyor. Dayanabilirim ama dayanmak istemiyorum. Tükürebilir miyim? Diyor. Bir puan veriyorum. Gömdüler bunu. Abi yeter artık. Yeter artık. Arpa buğday yulaf çavdar içerir. Oğlum yedik ya. Havuç, soğan. Daha farklı. Maya ekstratı sosu abi. Tam ne? Tadlıkları yere geliyor. Niye geliyorum. Niye? Maya teryem. Onu getir ben. Ya Burak ya bak kusacağız. Şey. Diyor diye bir bilgi var. Bir şey değil. Diyor. Ben hiç anlayamıyorum yani. Allah Allah. Söyleyeyim mi? Gaz yaptım ya. Fark ettik abi. Hep beraber fark ettik onu. Ben İngiltere'ye gittim. Kimseyin böyle bir şey diyor. Ağzına sokmadan daha iğrendi. Öbüründen daha mı kötü daha mı iyi? Oğlum çok komik adam ya. Ben sevmedim ya. Bunu abi. Bunu sevmedim de hala getiriyorsun. Bir o kutusundan getiriyorsun, bir bu kutusundan. Böyle bir profesör endamı var ama içinde bir psikopatlık yatıyor gibi. O dil atışından anladım onu. Getiriyorsun ya. Ha ne gerek var işte ya. Bu aynısı. Hmm. Ha, enteresan. Bu aşırı kötü değil. Öbürü o kadar kötüydü ki şu an bu o kadar kötü gelmiyor. Bu daha tuzlu lan. Oo. Oo. Çok tuzlu. Evet. Ya. Yesene hadi. Bu ak çok kötü. Yut bari. Bu ak çok kötü. Bu aç kim ya? Yut kondukça da. Kızlar daha çok etkileniyor. Benim gözlerim yaşardı. Burak çok kötü. Yemin ederim iştahım kaçtı ya. Yemin ederim yemek yiyesim yok ya. Bak Okan ne olur oku diye 3 lira 3 lira bir şeyler yollayıp dosya TC diye bir yerden bana bir dosya yollamaya çalışıyorsun. Yani manyak mıyım ben? Benziyor be Cemal'ten. İndireceğim herif bütün kartım martım bir de anasız değil bir de hackleneceğiz ya. Bu da ilginç bir şey. Bir abi bir. Bir mi? Midem kötü oldum Burak ya. Yani gözde sesini ayıklıyorsun sen erkek gibi çıkmaya başladın ne oluyor? Midem çok ağzımda çünkü. Bitsin artık bu çile çekemem bile bile hayır. Hayır. Ya. Bunu da sevmedim. Fıstık. Fıstık değildir o. Ne? Fıstık değildir o. Değil. Valla. Valla değil. Sana hiç güvenmiyorum ama. Ben de seni seviyorum. Niyorum. Yok oğlum çocuk belki gerçekten text yollamıştır, bir şey yollamıştır da açmam yani. Necim mi çok? Onun riskine değil. Niye gireyim? Vallahi. Korkanın çocuğu olmaz kanki, kaybedecek bir şeyimiz yok. Benim de canım çekti. Bu ne oğlum? Çok acı lan. Oh what? Aman tanrım. Aman tanrım. Bu ne kadar kötü bir tat böyle. Ha. Allah Allah erkek... Oğlum nasıl bir ters tepki bu ya? Çökmüş be. İyi ya. O kadar büyük yemeyim de. Wasabi şey herhalde. Soslu wasabi mi bu? Bir yere bulaştırmazsan. Oo. Güzel. Beğendin mi lan? İlk başta ısırdığınız anda, ağzınızda parçalanmaya başladığı anda wasabi tadı geliyor. Şu an acısı gelmeye başladı. Şu an fena gelmeye başladı. Boğazım fena yanıyor şu an. İlk baş... Ya bunlar boş işler kardeşim. 500... Bin Scoville yalanıyla sunulan bir tane acı sos var. Onu deneyin. İşte canın yanıyor. O kadar acı ki. Harbiden Burak'tan yedirsen herkese. Ama o Orkun'un bize verdiğinden yedirsene bir sıra sıra. Sonra hemen düzeliyor. İçindeki fıstık geliyor ve yumuşuyor falan. Ama hani karman çorban bir şey çıkıyor. Oh öbür acılar gibi bir an saatlerce çekeceğim sandım. Acı altıma sıçtım biliyor kadar... musun? Acı serin. Ben bilinçaltının ağzına sıçmışım acı. Tamam. Ne? Abi Orkun son videoda itiraf etti o acının 500 bin olmadığını. Hadi lan. Ben ve Cantuğ ve ekibinden full özür diliyorum abi. En son hangi restorana... Tabiden ve Cantuğ ve ekibinden full özür diliyorum abi. Bu bile berbatmış. 6 milyonu ben unuttum ya. Hatırlamıyorum yani ismini. Mü? Boşa konuşmuyoruz oğlum. 6 milyon değildi o. Bu 20 milyon. Ki kürdanla yiyorlar. Deriz.
Ben diyorum o 500 binliği biz yedik, öldük, arkadan 6 milyonunu verdi millete, hiç tınlamadı bile kimse. Ya 20 milyon değildir de işte bence o 500 bin değil, onu söylüyorum. Kaç milyonunu bilemem. Hemen geçiyor. Hemen geçiyorsa yiyip dayanabilirim ben buna. Ya güzel. Fena değil. Güzel ya, acısı tat veriyor yani. Wasabi güzeldir ya. Bu 3 puan. Bu ne abi. Bu ne peyniri bu? Cenabet peyniri mi? Yok lan, camembert peyniri. 2 4 5 Bir direkt Anıl'ın önüne Geriliyorum. Saçma sapan bir şey çıkarsa ya, böcek falan bu arada, kusura bakma ya. Ha bunu lan, ama peynir. Oğlum ben peyniri çok severim, sen manyak mısın? Yanlışlama yanlış şey değil şu an. İyi, bu görüntüsü en azından peynir çok... Peynir diye umut ediyorum. Aynen. İnşallah peynirdir. Bu... Ne demiş biri? Size yanlışlıkla 6 milyonu kaşıkla vermiş, 500 bini kürdanla, öyle aynadı, öyle anladım ben. Bize 6 milyonu kaşıkla vermiş, 500 bini kürdanla. Ayak kokan peynirlerden mi? Şimdi Yaren'cim, bunun adı, yanlış telaffuz edebilirim ama, camembert. Ya neyse gibi. Abi o, bu koskocaman bir sır bu arkadaşlar, çözemeyeceğiz. Bu peynir Fransa'nın kuzeyinde 18. yüzyılın sonlarından itibaren üretilmeye başlamış eski bir peynir yani. Ve kötü kokusuyla nam salmış, yediğinde de ağızda kötü bir koku değil, kötü bir tat bıraktığına göre... Kötü bir koku değil kesinlikle, buna katılmıyorum. Bayağı iyi. Normal kokuyor. Şarap var mı? Kötü kokusu ile meşhur bir peynirmiş efendim. Canımın içi, ben bunu elimle yiyeceğim, kusura bakma, bu kırılıyor. Tamam canımın içi. Kokla bakalım ama. Ben çok seviyorum bu peyniri. Bayağı en sevdiğim peynirlerden. Ben de peyniri çok severim bu arada. Ama böyle bir kaşar peyniri havası var gibi. Eski kaşar gibi bir şeydir bu ya. Mis gibidir abi o. Normal dümdüz peynir. Kokuyor mu? Böyle eski kaşarı alacağım böyle kalın dilimle. Taze ekmeğin içinin arasına koyacaksın. Yok pardon, çıtırık ekmeğin arasına koyacaksın. Ben eski... Kaşarlara domates çok yakıştırıyorum. Domates, böyle biraz da tuz atacağım onun üzerine. Hoş diyeceksin. Gene canım çekti. Gibi geri alttan alttan böyle. Yani böyle sakin, anladın mı? Geziniyor etrafında şu anda. Herkes sevmez domatesle peyniri birlikte de, ben çok seviyorum. Beyaz peynirde de domatesi çok seviyorum. Hatta bizim bakkal usulü, bak bakkalların yaptığı sandviçler vardır, bilir misiniz? Bakkal sandviçü denir ona. Kilo alırsın buraya. Amin amin çok değil mi ya? O böyle 5 liralık bakkal sandviçleri vardı eskiden böyle işte inşaatlarda falan. Çevrede böyle bir apartmanda inşaat varsa onlara da yaparlardı. Kardeşim fırından yeni gelmiş ekmek. İçine peynir, biber. Bak ki biber sevmem ben. Biber, domates. Böyle büyük domates. Salkım domates. Ona bir de tuzu abanırlardı böyle. Salatalık da koyar. Bir de salam ama ne deniyordu lan ona? Tombik salam, böyle bu kadar satılırdı onlar. Dışı jelatinli. Bir de içine ondan koyardı. Söyler şimdi. Macar salam da böyle bir adı vardı onun. Her okul arasına gidip bizim İsmail abi ondan yaptırdım. 5 lira. İyi. Oo. Peynir. Ben bu peynirden, bu peynir kazanır ya. Allah Allah. Bugün uzun zaman sonra gerçekten özlemiş. Bacon, ha bacon aman abi, bacon. Böyle bakkal sandviçü de bacon. Baton. Bacon dedi ya. Oo, bana gene şey maili gelmiş. 1 milyon dolar kazandınız. Neredesin Holmes? Hadi oyun bitireceğiz da. Baton salam. Baton salam. Heh aynen. Baton salam işte bundan. Markası belli olmayan bakkal salamı. Fıçık fıçık fıçık. Hatta araba yanında kırmızı jelatinik alır bazen. Yersin böyle dişinden çıkar. Ha amına koyayım jelatinik alır. Ya atarsın. Bir de çocukluğumun en sağlam peyniri. Bu biraz daha böyle yurt dışından gelirdi bize, dayımlar mayımlar Almanya'dan geldiğinde. Sonra Türkiye'ye de geldi onlar. O ben isim hafızam gitmiş benim ya. Böyle kırmızı... Adını unuttum. Dışı böyle
plastik gibi. Çekersin böyle onu sökersin. İçinden peynir çıkar. Eski kaşar gibi. Çedar değil, çedar değil. Kemal hoş geldin, dur. Kırmızı kaplı peynir. Elbet böyle aratan vardır. Ahan da buldum. İşte bu. Babybel. Bu var ya. Ay bundan gelirdi. Daha Türkiye'de yoktu bunlardan. Getirirlerdi. Açar açar ısır ısır yersin bunu. Bak böyle açılıyor bu. Bak bulursanız yiyin. Peynir sevenler. Küçüktüm bunu yerken abi. Evet ben de küçüktüm kardeşim. Müthiş bir şey ya. Bunu nereden alırız ya? Var mıdır? Vardır. Bir yerden alayım. Canım çekti. Abi yanlış anlama. Felaket tellallığı yapmak istemem. Ama boğazını bir doktora göster. Hasta gibisin. Bağlantılı olabilir. Boğazında eğer ciddi bir şey dönüşüp durum varsa ne kadar erken teşhis. Kardeşim ben galiba yani Allah korusun ama yakında öleceğim galiba. Çünkü hani çok garip şeyler yaşıyorum bu aralar. Ya bakar mısınız abi beni öldürüyorlar falan her yerde ya. Ah be güzel abim, güler yüzlü abim niye böyle bırakıp gittin bizi? Ailen ne durumdadır şimdi? Tövbe ya Rabbim ya. Oğlum salak mısınız? Bunun şakası makası olmaz ya. Seni de tanışıp gelinlik giydireyim. Sikmek ne diyor lan o? Mala bak. Oğlum sonuna kadar okuma. Keşke ölmeden seni tanışıp gelinlik giydiririm. Ya bizim ülke nereye gidiyor ya? Allah kahretmesin ya.